makyaj yapalım size bugün. Ne istersiniz benden? Yani saç böyle bir uygulama olduğu için makyaj uygulamasının da hani bir o kadar iddialı olması gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Yani bir defa takma kirpikleri kesinlikle istiyorum. Takma kirpikler hatta renkli de olabilir. Yani daha böyle ekstra bir şey vermek için, çekicilik vermek için. Şey konusunda kararsızım, far konusunda hangi renk olacak, siz nasıl bir far ben tercih bir edersiniz? Siyah düşünüyorum. Siyah ya, veya vamp bir şekilde. Peki daha, ruj olarak? Onu da siyah düşünüyorum. Siyah mı? Bu sefer de çok böyle hani şey. Yo, yüzünüzü açık tutmayı düşünüyorum, gözlerinizi ve dudaklarınızı parlatmak. Kaşları zaten biliyorsunuz yani gibi. Biraz da kaldırmanızı istiyorum. Tamam. Ben prenses olacağım dedim. Prenses olmayı mı hayal ettin? Evet. Süper. Makyajda bir tane sadece isteğim var. Kırmızı ruj sürmek istiyorum bugün. Kırmızı ruj istiyorsun. Evet, ama olur. Nasıl bir makyaj uyar? Yani kırmızı ruj sürünce nasıl bir makyaj yapmam gerekiyor? Kırmızı ruj sürdüğünde birçok renk yapabiliriz. Ama ben prenses konseptine uygun olarak sana gold kullanmak istiyorum. Yani altın renginde bir far düşündüm. Ama çok simli olmasın. Simli değil. İstersen mat da kullanabiliriz. Evet. Ama altın rengini hafif ısıtan tonlar, daha sıcak renklerde kullanabiliriz. İçinde geçiş yapabiliriz. Öncelikle ben kendi adıma da, Evrim adına da sizden özür diliyorum. Yine bugün moraliniz bozuldu. Ama inşallah makyajda yüzünüz gülecek. Ben de öyle zaten bir şey istiyorum. İlkbahar ayındayız. Yüzümde güller açmış gibi renkli tonlar istiyorum. İlkbahar renkleri ve 2019'un trend renklerini istiyorum. Böyle... Bir şey diyeceğim. Farlarımı rengarenk de yapabilirsiniz, üç renk de kullanabilirsiniz, canlı renkler. Ama tabii ki biliyorsunuz bana yakışan sonbahar renkleri. Hani onların canlı renklerini kullanabilirsiniz. Yani mat kırmızı değil de canlı kırmızı. Ben işte makyajda saçın seyrini değiştirebileceğime inanıyorum. Yapacağım makyajda saçın da seyrini değiştirebileceğime inanıyorum. Ama şunu söyleyeyim, yapacağım makyaj hani daha şova yakın. Ben biraz koyu böyle daha abartılı bir makyaj istiyorum bugün senden. Bugün abartılı bir makyaj. Evet. Peki. Çünkü kır düğününe gidiyorum. Düğün evet, yani dikkat işte çekmek istiyorum. Yani kır düğününe gidiyorsunuz ama yoğun makyajla hani saçınızda bir sürü olacak mı? Koyu renk falan. Hani biraz patlatsın beni diye düşünüyorum ama. Ben de şöyle düşünüyorum. Gidişata göre. Tamam başlayalım hadi bakalım. Seni tamam gideceğim. Yoğun bir makyaj mı istiyorum? Yoğun istiyorum. Güzel. Bütün bir bütün olmuş. Tamam. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi Evren? Burada ne olursa olsun insanlar seni izliyor ve insanlar seni... Çok kötü yorumlar aldım Güven. Dinle beni gerçekten bak. Bak bir dinle beni. Ya, çok sinirlerim oldu ya. Bir dinle beni. Tamam sanatsal olarak beğenmeyebilirler ama senin ne kadar doğal olduğunu... Kesinlikle öyleyim senin, zaten. Senin ne kadar doğal ve dobro olduğunu görüyorlar, anlatabildim mi? Tamam sanatsal olarak belki hani eksik bulabilirler seni ama sen gerçekten doğalsın. Öyleyim zaten. Boş ver tamam. Yani üstüme gelme soru sorma. Ben şu anda hiç iyi değilim. Burada durmak bile istemiyorum. Çok bozuk asabım. Gelsene Güven. Etkileniyorum ben, bir de yarışma, tamam anlıyorum yarışmadayız ama çok etkileniyorum yani bilmiyorum, bir de canım çok sıkkın, çok kötü tepkiler aldım dışarıdan olsun, bir de şöyle bir şey var, benim yanımdaki zaten yarıştığım arkadaşım ilk günden beri offsite'ız, ekip arkadaşı çok önemlidir öyle değil mi, o beni o kadar çok düşürüyor ki oradan kaybediyoruz zaten, hadi takım arkadaşlarımı geçtim, onlar benim rakibim tabii ki de bir şekilde beni demoralize etmeye çalışacaklar ama bir de onunla birlikte ben onunla da uğraşıyorum. Önüme geçmeye çalışıyor, demoralize etmeye çalışıyor. Ben diyorum sen benim rakibim misin yoksa partnerim misin? Çünkü benim için ekip arkadaşı, birlikte çalıştığım yol arkadaşım. Biz seninle bu yarışmaya girmişiz birlikte.
Ve inşallah para ödülünü kazanacağız diye girmişiz. Ama onun yaptığına bak. Kendini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Güzel yorumlar almak adına işte gerek sosyal medyadan bunu çok dile getirmek istemiyorum ama hep böyle şey bir duruş sergilemeye çalışıyor işte ben çok ağırım, ben çok hanımefendiyim. Bak işte ben doğalım, ben olduğum gibiyim, ben oynamıyorum. Ben dışarıda neysem burada da oyun, emin olabilirsin. Ama çok kırıldığımda kendi kabuğuma çekilip kimseyle konuşmayı tercih etmiyorum. Sedacığım sen benim yaptığım makyajı biliyor musun? Kodik makyajını. Nasıl bir şey çıkacak merak ediyorum. Sen bilmezsin ama daha yenisin ya 3,5 sene öyle falan yani. Ben senin bildiğini sanmıyorum. Yani yalan konuşamam, hiç yapmadım ama üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Bence gelemezsin. Ben 2 gündür makyajlarına bakıyorum senin. Evet. Hiçbir şey göremedim. Onu yapamayan bunu hiç yapamaz diye düşünüyorum ben. Ben de senin makyajında çok şey gördüm. Görmez olaydım. Biliyorsunuz değil mi? Bugün içinizde en zor makyaj benim makyajım. O normalde onu günlük salonlarımızda yapıyoruz. İnşallah güzel bir şey çıkartırsın da takdir ederiz. İnşallah ama ben gördüğüm kadarıyla siz hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Ben güzel hakkını olsa da veriyorum sadece. Gördüğüme yorum yapıyorum, söylüyorum. Yok ben onu görmedim sizde. Bugün ağladım çünkü artık 3 haftanın bir boşalması vardı. Kendimi tutamadım çünkü kolay değil hem yarışıp hem saç yapıp hem arkadaşlara laf yetiştirmek gerçekten zor bir ortam. O yüzden artık kendimi tutamadım ve sinir patlaması yaşadım. Gayet normal ve insani duygular. En başında da söyledim ben örgü bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Tamam olabilir hepimiz de aynı şeyi yaşıyoruz tamam. Ama ben burada sana ama yüklenirken hiç modum yok. Ben yani kendi modum içimde yok, vicdan azabı çekiyorum. Bak ben sana ne diyorum? Abi. Ben ciddi bir tartışma Çağrı Tender bile bunun kesin yok yok hayır ya. Bir şey değil mi? Bu kadar yani tabii canım. Model beni idare ediyor, beni popofluyor. Sen? Beni çok idare etti. Sen? Ona o konuda asla bir peki, şey diyemez. Peki niye saçı bitirmeye? Sen şöyle şunu söyleyeyim ya, ben yapamadım, sana. Yapamadım olmadı yapamıyorum. Abi o... Ya şeyim gitti yani şimdi şu anda yapacağım saçı bile yapmam, yapamam. Gitti yani. Dün de yapamadın. Yok gitti, gitti yani. Dün de mi sorun dün yetişemedi vardı? Canım. Ha, dün de mi sorun dün yetişemedi, vardı? Dün ayrı. Ha, dün yetişemedi aynen yetişemedi. Ağlama niye ağlıyorsun Evrim? Neden ağlıyorsun? Ağlama niye ağlıyorsun Devri? Bak ben her zamanki gibi kurtarmaya çalışıyorum merak etme. Öyle. Ama bu kötü bir de yorumlar şey, olacak yani. Partnerim sıkıntı zaten benim en başımda. Evet siz kavganız bence büyük o, bir şekilde ilk sorun. İlk günden beri zaten. Çözdünüz bir şey yapamadım. Bir şeyler çözüldü mü? Yok yok ama çözülmez zaten. He? Çözülmez çözülmez. Yansıyor ikisini. Elektriğiniz var ya çok kötü negatif ben çok, görüyorum. Çok 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 yani, çok. O geçen haftaki havanın şeyiniz yok. Şey mi? Ben ilk mesela geldiğimde işte hani. En kötü eğlencesindeydim hani anladın mı? Ama şöyle bir keyfim var mı? Benim şu anda yok. Seninle ne güzel dolaşıyorduk. Hani böyle tatlı tatlı atışıyorduk hmm. Değil mi? Gitti yani gitti nokta. Ben hani birçok müşterime de bunu söylüyorum. Mesela şöyle bir şey. Çok fazla ürün alıyorlar ve bunları kullanmıyorlar. Aslında böyle olmamalı. Kişi kendisine uygun bir çanta hazırlamalı ve bu çok da yoğun olmamalı. Ama her kadının güzel çantasında bir siyah kalem, bir parlatıcı ve iyi bir rimel olmalı. Niçin ağladın? Ya şu anda bile ağlamak istiyorum hatta çok. Herhalde sinirlerim bozuk. Bir de dün uyumadım. Onun etkisi de var. Uykusuzluğa çok gelemiyorum. Ha, olabilir. Evet, uykusuzluk düşün yani o konuda çok hassasım uykusuzluk konusunda. Uyuyamadım stresten dolayı. O da etken. Bir de 3 haftanın birikimi var. O da etken. Öyle. Tabii sonuçta burada bir şey için yarışıyorsunuz. Sinirleriniz de bozuluyor zaman evet. Zaman. Her zaman böyle ılımlı mod ki ne kadar ılımlı bir modelle çalışıyorsunuz çok, bu hafta. O konuda asla bir şey değil. Nelerle karşılaştığınız günleri hatırlatmak isterim. Evet, rahatlatmaya çalıştım ki ben en zor modellerle bile bu kadar tıkanmadım. Modelimiz çok tatlı, onunla alakası yok zaten. Evet, evet. 3 haftanın birikimi diye düşünüyorum. Bir de çok negatif tepkiler aldım, o da beni çok etkiledi. Bir de artı zaten partner ilk baştan beri anlaşamıyorum, o da çok etken oldu bende. Çünkü yol arkadaşlığına çok önem veren bir insanım ama onu göremedim onda. O da beni etkiledi, işte öyle yani.
Peki tamam. Arada. Şimdi biraz sakinleş. Sonra modellerimiz gelip yorumlarımızı yapmaya başladığımızda birazcık daha konuşuruz. O arada da sakinleşmiş olursun. İnşallah. Diye düşünüyorum. Ama uykusuzum ya, o yüzden hep ağlıyorum. Peki. Evrim artık yeter. Bırak ağlamayı. Ne ya, ağlamıyorum ki. Yeter. Ağlamıyorum. Konuyu da kapat. Tamam, konuşma kimseyle. Sen oradan niye atladın hakkında. Bunu anlamadım ben. İşine baksana konuşma sen. Artık yeter, enerjimiz düştü. Canım kim konuşuyor? Ben konuşamıyorum şu anda. Sen hayal görüyorsun herhalde. Hala ben gözlerin dolu bile. Dolu ağlamaklısın, ondan bahsediyorum. Hayır, ağlamıyorum. Allah Allah ya. Yeter. Hala görüyorsunuz değil mi? Hem yapamıyor hem ağlıyor ya. Islatıyoruz fırçalarımızı daha iyi renk çıkarmak için arkadaşlar. Oo, gerçek mi? Evet. Ne kadar güzel. Neden ıslatıyorsun? İlk defa duydum. Sen üçüncü haftaya geldin bugün. Ben hiç böyle bir şey duymadım. Sürekli ıslatıyorum. Ama niye söylemedin peki? Söylememe gerek yok. Bunu biliyor olman lazım zaten. Niye ıslatarak yaptın, sorabilir miyim? Seyircilerimiz de öğrensin. Şimdi su cildimiz gözenekli olduğu için cildimize nüfuz eder. Su nüfuz ederken üzerindeki malzemeyi de nüfuz etmesi gerekiyor cildin. Yani daha iyi bir verim almak istiyorsak fırçalarımızı ıslatalım. Renkler yoğun çıkar ortaya ve istediğiniz sonucu daha kısa sürede ve daha sabit elde edebilirsiniz. Peki sen bu verdiğin bilgi de canım biliyorsun değil mi? Her makyaj için uygun değil bu. Neden? Her makyaj için uygun değil. Her far için uygun. Hayır, kesinlikle ben ona katılmıyorum. Her makyaj için uygun değil bu söylediğin şey. Sadece günlük bir şey söyleyebilirim. Peki uygun, değil. Olmayan makyajları öğreneyim ben senden. Günlük makyajlar için uygun değil bir kere Sadece senin söylediğin. Bir şey söyleyebilir miyim? Sen bir şey söyleme ya. Ama ben bak, güzel bir ben şey söyleyeceğim. Gerçek makyözlerle konuşuyorum Sadece senle güzel değil. Bir şey söyleyeceğim sana. Senle konuşmak İlk kez sana katılıyorum. Vallahi mi? Allah. Bak, ne oldu? Bugün çok... Ne oldu Saadet, bir anda söyledim. Değiştin hemen. Var, ben şaşırdım çünkü yine eleştirecek zannediyorum. Hiç iyi bir şey duymadım ağzından. Amacım seni eleştirmek değil ki, ben doğru olanı söylüyorum. Bak, pudralı kirpikler her zaman daha iyi sonuç verecek. Bir de kirpiklerine rimel sürerken bak şu şekilde zikzak hareketler yapıp da yukarıya doğru hareketler yaparsan fırça daha iyi tutar kirpiklerini ve ürün daha hızlı bir şekilde nüfuz eder kirpiklerine. Bunu da unutma. Böyle karlaj var bizim kullandığımız kirpik kıvırma makineleri. Şimdi bu makineleri kullanırken banyodan sonra kirpik yumuşadıktan sonra eğer kirpiklerimizi kıvırırsak kirpiklerimiz kırılmaz. Ne güzel. Bu da bir bilgi, bunu da bilmiyordun sanırım. Evet, artık onu biliyorum. Artık her öğrendim. Şey. Nasıl? Hı-hı. Süper. Son bir prenses. Evet, son bir dakikanın içindeyiz artık. Son saniyeleriniz. Lütfen son dokunuşlarınızı, son rötuşlarınızı yapın. Ve fırçalarınızı bırakın. Bir dakikalık süreniz dolmak üzere. Son saniyeler. Şu renk tonlamasını eliyle sadece parmağıyla yapan hiç kimseyi tanımıyorum. Fırçayla bile zor çıkartıyorlar bu tonları çünkü. Süreniz doluyor ve 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 süreniz doldu. Fırçaları bırakın lütfen. İki makas at, bir de tarak. Üzerine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da. Saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin.